Merhaba, ben Mekanik Kurşun Kalem Instagram hesabından Gülşah. Uzun zaman sonra bir video çekiyorum. Şimdi öncelikle niye video gelmiyordu onu bir kısaca açıklayayım. Annemden hemen sonra böyle belki bir bana destek ya da moral olması açısından hemen bir video koydum. Fakat sonrasında bir türlü çekemedim. Kendimi iyi hissetmedim. Kendimi iyi hissetmediğim için de kendimi zorlamak istemedim açıkçası. Ama çok özledim. Video çekmeyi de çok özledim. Yayınlamayı, yayınladığımda o yorumları okumayı da çok özledim. Bu süreçte tabii ben bu 2 aylık sürede video çekmedim ama siz beni hiç yalnız bırakmadınız. Çok güzel yorumlar aldım. Onlar için de teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu videoda okul sezonu açıldı. Okul sezonu açılmasıyla beraber ufak tefek alışverişler ben de yaptım. Onun haricinde iş yeri için alışverişler yaptım ama onları gerçekten çekmem mümkün değildi. Bir gün belki bir ofis turu yapabilirim. Öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani eğer müsait bir zaman olursa, sizden de istek gelirse tabii ki çekebilirim. Öncelikle şunu göstereyim. Bir ospek aldım. Bunu ofiste kullanmak için aldım. Şöyle ki bazen tabletimi, okuduğum kitabı çantama çok fazla böyle doldurmak istemediğimde ya da ufak çanta aldığımda genelde bunun içine koyuyorum. Şöyle bir cebi var. Buraya genelde iş telefonumu veya kartvizitlerimi atıyorum. Elimde bir yere giderken lazım olabilir diye. Bu bölmeye genellikle kalem atıyorum. Hatta bir tane toka atmışım. Burada kalmış o da. Şöyle koyalım. Bu orta boy olanı sanıyorum. Şöyle klaket şeklinde olan ospek, bilmiyorum görüyor musunuz? Evet, şu an gözüküyor herhalde tam olarak. Bunu kullanıyorum gidip gelirken. Memnun muyum? Evet, memnunum. Boyut olarak da memnunum. Ben orta boyunu seçtim. Belki bir ufağını alsaydım okuma kitaplarımı daha rahat çantama atabilirdim bununla beraber. Ama o zaman da bu anlamını kaybederdi. O yüzden orta boydan memnunum. Çünkü bilgisayarımı iş yerime götürmüyorum. Bunu hemen şöyle bırakayım. Şimdi bir diğeri de bu. Yeliz ablanın hediyesi olan kılıcın içindeki kırtasiye malzemelerim. Ondan önce, madem ospekten başladık, kırtasiyeye geçmeden önce şunu göstereyim. Bunu A101'den aldım. Bir hafta önce aldım. Yani bu videoyu yüklediğimden bir hafta önce almış oldum. 24 liraydı. 8000 mAh. Yaklaşık 2 kere telefonumu şarj edebiliyor. Ben iPhone 6s kullanıyorum. Memnunum. Şuradan da şu ışığının olması çok güzel. Burada 4 tane ışık yandığı zaman full dolu demek. 2 tane de girişi var. Memnunum. Genelde powerbankler bir zaman sonra böyle kötüleşmeye falan başlıyor. Şu an için öyle bir şey görmedim ama umarım olmaz. 8000 mAh şurada da yazıyormuş zaten. Çin malı ama aldığımız her şey artık zaten Çin malı. Şimdi gelelim kırtasiye ürünlerine. Aslında çok fazla kırtasiye ürünü almadım. Şöyle ki ofis için çok aldım. Ve aldığım şeyler de hiç eğlenceli şeyler değildi. Yani böyle işte düz kağıtlar, klasörler, tükenmez kalemler kullanmak için not kağıtları, işte telli dosya, normal klasör vesaireydi. Onlar da hiç eğlenceli olmadığı için onları bu videoya koymadım. Şimdi öncelikle çok sevdiğim bir ablam, Tuba abla bana bunları almıştı. Bir de onun aldığı şu vardı. Şimdi bunları açmadım. Nasıl olduğunu da aslında merak ediyorum. O yüzden videoda açarım diye beklettim. Sizinle beraber ben de göreceğim. Ay, ne kadar güzel görünüyorlar. Şöyle kenara koyalım. Bunun uçlarını merak ediyorum gördükçe. Böyle çiçek gibi uçları. Şurada hemen bir kağıda deneyelim. Böyle süsleme yapabileceğiniz herhalde kalemler bunlar anladığım kadarıyla. Çünkü böyle çizdiğim zaman pek bir
anlam ifade etmiyor. Aa, evet, hepsi başka desenliymiş. Aa, ne kadar güzel. Kalp. Ben bunu normal fasolyalı kalem sandım. Bu yıldız. Bunu kedi mağazalarından almıştı diye hatırlıyorum. Bu yengeç ama tam çıkmıyor. Şöyle fazla mı bastırmak gerekiyor? Evet, biraz fazla bastırmak gerekiyor. Ha, bu da ayıcık. Pandamsı ayıcık. Kulakları çok yandı. Evet, bu şekilde. Tabii bunları daha düzgün yaparsanız herhalde daha güzel olur. Şimdi bunları da kenara koyduktan sonra bu silgilerden, şu silgilerden ben de almıştım. Bir böyle bir modelini, bir de böyle baykuşlusunu almıştım. Şimdi çok uzamasın diye video bunları açmayacağım. Zaten şöyle yakınlaştı, yakından göstereyim. Göründükleri gibiler. Instagram hesabımdan bunları fotoğraflarım. Ama bu arada gördüğünüz gibi bunlar arkasına aşırı derecede geçiriyor. Ve masaya dahi boyadı. Bilmiyorum, gözüküyor mu şu anda. Şimdi bir diğeri benim böyle ofis için aldığım bir çat fosforlu kalemden bir tanesi. Bir tanesine videoya koymak istedim. Böyle A101'den, Şok'tan, gittiğim marketlerden, BİM'den bunlardan birçok aldım. Çünkü ofiste bana en çok lazım olan şey gerçekten fosforlu kalem. Ve tabii ki tükenmez kalem ya da roller kalem. Dolma kalem pek kullanamıyorum. Çok hızlı yazmak zorundayım çünkü. Yine bu da böyle almış olduğum roller kalemlerden bir tanesiymiş set olarak. Bunlar evde kalanlar. Şimdi gelelim sonlara doğru. Öncelikle geçtiğimiz günlerde Şile'ye gittim. Oradaki gezimden böyle bir Şile feneri aldım. Bakalım şimdi gözüküyor mu? Evet, sanırım gözüküyor. Hem de çok güzel tepeden görüyorsunuz. Bunun böyle altından şöyle açabilirsem fener gibi ışığı yanıyor ve renk değiştiriyor. Şöyle. Bunun aslında yavaş yanması lazım bence ama benimki bozuk sanırım. Şu kısma da mum koyabiliyorsunuz. Şile'ye giderseniz bu fenerden bence edinin. Çünkü Şile'nin gerçekten en önemli turistik yeri bence bu fener. Şimdi bunu hemen kapatıp son olarak aldığım iki tane kitap var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Onları da bugün aldım. Bunları da aldıktan sonra artık dedim ki yeni bir video çekeyim. Öncelikle Dan Brown'un Başlangıç isimli bir kitabı çıktı. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Aslında niyetim o kitabı almaktı. Fakat o kitabı almaya diye gittiğimde kitapçıya henüz gelmemiş olduğunu gördüm. Ve tabii ki başka bir kitap aldım. Başka iki kitap aldım. Öncelikle Ada serisinin ikinci kitabını aldım. Aslında ilk kitabı çok fazla beğenmemiştim. Yani böyle beğenmiştim ama kitap böyle bir akmadı. Bu arada bir dakika, bunun kapağına bakmadım, merak ediyorum. Yine bir kuru kafa var. Bu arada kitap ne kadar yıpranmış ya. Fark etmedim gerçekten. Her neyse. Bir kuru kafa vardı yine diğerinin de üzerinde. Böyle ciltli. Yabancı yayınlarından. İlkini pek beğenmemiştim ama insan merak ediyor. Ya gerçekten ikincisini aldırttı diyebilirim. Çok da kötü değildi tabii ki. Ama son olarak beni tatmin etmedi. Bakalım, inşallah bu kitap daha güzel olur. 27 liraymış. Ve Netflix dizilerinden bir tanesi. Bu kitabı çok uzun zamandır sürekli ve sürekli olarak internet sitelerinde görüyorum. Okuyanları da görüyorum. Fakat bunu merak ettiğim için hiçbir zaman bunu böyle yorumlarını okumadım. Sürekli es geçtim. Çünkü hiçbir şey bilmeden bu kitabı okumak istiyorum. Çok büyük umutlarım var. Umuyorum kitap güzeldir. Bakalım. Okuyunca Instagram profilimden yorumlarımı yazacağım. Şimdi bir sonraki video ile ilgili önerilerinizi bekliyorum. Telefonumda ne var yapma gibi bir fikrim var. Bilmiyorum. Sizin için de güzel olur mu?